İngiltere'de 2 haftalık okul tatili başladı. Peki bu tatilde çocuklarımız ne yapmalı? Yaklaşan sınavlara hazırlıklar ne şekilde ilerlemeli? Eğitmen Deniz Konca bu süreci değerlendirdi. Bulunduğumuz yer Londra'nın kuzeyi Enfield Deniz Akademi burası. Yanımızda eğitmen Deniz Konca var. Kendisiyle şu an İngiltere'de yaklaşan sınavları konuşacağız ve özellikle öğrencilerin yapması gerekenleri konuşacağız. Hocam biliyoruz ki İngiltere'de şu an ikinci dönem tatil başladı. 2 haftalık bir tatil söz konusu. Tabii öğrenciler tatil yapacak ama bununla birlikte hazırlanmaları gereken sınavlar da var. Onları bekleyen hangi sınavlar var ve kimleri ilgilendiriyor? Bu noktada öğrencilerin ne yapması gerekiyor? Bunları da konuşacağız. İsterseniz önce yaklaşan sınavlarla başlayalım. Tabii ki. Bildiğiniz üzere zaten İngiltere'deki tüm sınavlar merkezi sistem sınavları. Öncelikle 6. sınıf öğrencilerini ilgilendiren Key Stage 2 sınavı var. Mayıs ayının ilk haftasında yapılan sınavlar. Hemen ardından zaten GCSE sınavları başlamakta. 11. sınıfın sonunda olan öğrencilerin girdiği sınavlar ve aynı zamanda da A-Level öğrencilerinin üniversite aşamasındaki öğrencilerin sınavları var. Hemen hemen her kulvarda ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde sınavlar var. Bütün bu sınavlar İngiltere'de aynı anda yapılır. Çocuklar, 11. sınıftaki tüm öğrenciler aynı anda, aynı gün, aynı saatte o sınava girerler. Hocam bu bahsetmiş olduğunuz sınavlar tabii ki öğrencilerin bir sonraki alacakları eğitimi ilgilendiriyor. Bu noktada onlar için önemli sınavlar bunlar. İsterseniz buradan hatırlatalım öğrenciler hem de bizi izleyen velilere bu sınavlar onları ne şekilde etkiliyor bir sonraki eğitimlerinde? Tabii ben kısaca hemen sadece GCSE ve A-Level'lara değinebilirim. GCSE öğrencilerinin alacakları sınavlar, yani alacakları sınav sonuçları, girecekleri sixth form'u ya da alabilecekleri, A-Level olarak alabilecekleri dersleri doğrudan etkiliyor sonuçlar. A-Level öğrencileri için ise alacakları sonuçlarla üniversiteye girecekleri için tabii ki de üniversiteye girişlerini ya da hangi üniversiteye gireceklerini doğrudan etkileyen sınavlar bunlar. Şu aşamada artık hani bu tarihlerde çocukların öğrenme faslını tamamlamış olması gerekiyor hemen hemen. Artık pratik faslına geçmiş olması gerekiyor. Çünkü GCSE sınavı 2 yıllık bir programın ardından yapılan bir sınav. 10. sınıf ve 11. sınıfın müfredatından sonra hemen akabinde yapılan bir sınav. A-Level ise keza aynı şekilde o da 12. ve 13. sınıfın müfredatından sonra yapılan bir sınav. Hani 2 yıllık bir müfredattan sınava gireceğiniz için oturup bir ayda hepsini tabii ki de üzerinden geçip tamamlayamazsınız. Çünkü sınavları artık hemen hemen 7 hafta diyelim bir süre kaldı şu anda. O yüzden artık çocukların geçmiş yılların sınav sorularını çözmeleri gerekiyor. Pratik yapmaları gerekiyor çoğunlukla. Eksik oldukları ufak tefek yerleri keşfedip onları da nokta atışıyla tamamlamaları gerekiyor. Biz de tabii bu noktada şu anda hafta sonları tatil esnasında, İSTA tatilinde ek dersler veriyoruz. Etüt derslerimiz var. Burada çocukları direkt sınav sistemine, onu hazırlıyoruz. Hani çocuklara sınavda nasıl davranmaları gerektiğini, soruları cevaplarken nasıl bir denklem uygulamaları gerektiği konusunda bilgilendiriyoruz. Hocam tabii ki bahsetmiş olduğunuz gibi sınava hazırlık süreci bir aylık değil, uzun döneme yayılan bir süreç. Siz de bu noktada öğrencilere yardımcı oluyorsunuz burada. Özellikle buradan hatırlatmak gerekirse hangi dönemde başlamaları gerekiyor ve siz bu noktada kimlere dersler veriyorsunuz Deniz Akademi'de? Şöyle, şimdi sınav hazırlık sürecini bir maraton gibi değerlendirebiliriz. Nasıl atlet maratonu koşar? Aynı hızda uzun bir süre
kilometreler boyunca, yani bu 2 yıl süresince çocukların aynı düzenli bir şekilde, aynı düzende, aynı hızda ders çalışması gerekir. Maratonun sonuna yaklaşınca da tabii ki de atletler var gücüyle koşarlar. Son 300-400 göründüğünde artık bütün enerjilerini harcarlar o çizgiyi birinci geçebilmek için. Öğrenciler de aynı şekilde sınav tarihi yaklaştığı zaman daha fazla mesai harcayıp, daha fazla enerji harcayıp, daha fazla ders çalışmaları ve hazırlık sürecine kendilerini adapte etmeleri gerekiyor. Hani bu demek değildir ki bir yıl ya da iki yıl boyunca hiçbir şekilde efor sarf etmeyip sadece sınavın sonuna doğru, sınavlar daha doğrusu dönemin sonuna doğru sınavlar yaklaşırken çalışmak değil. Bu ne yazık ki birçok öğrencinin yaptığı büyük bir hata. O yüzden çocukları başından beri yönlendirerek bu maratona alıştırmaya çalışıyoruz. Yılın başından itibaren çalışmaları gerekiyor. Sınavlar yaklaşınca da daha fazla efor sarf etmeleri gerekiyor. Aksi takdirde umduklarını bulamıyorlar ya da almak istedikleri neticeleri, potansiyellerinde, gerçek anlamda potansiyellerini yansıtamıyorlar sınav sonucuna. Burada biz 4. sınıftan 6. sınıfa kadar SATS hazırlığını yapıyoruz. Artık GCSE'ler değiştiği için daha erken başlamak durumundayız. 9. sınıftan 11. sınıfa kadar GCSE sınavlarını hazırlıyoruz. A-Level'lar ise 12 ve 13. sınıflara verilmekte. Bu sürecin sonunda da iyi hazırlanan öğrenciler, bireyler istedikleri neticelere ulaşarak istedikleri üniversiteyi kazanabilmekteler. Tabii bununla birlikte önümüzdeki süreçte Eylül ayına doğru da yeni kayıtlar başlayacak herhalde bu akademide. Bir de yeni uygulamaya başlatmış olduğunuz bir burslu kayıt sistemi olacak herhalde sizde. Onun detaylarını da alalım. Buraya geldiklerinde belli bir sınavdan geçecekler. Belki de ücretsiz burada ders alma imkanı olacak değil mi öğrenciler için? Evet. Bu tamamen yeni öğrencilere açık bir uygulama. Hani kendi öğrencilerimizin gireceği bir sınav değil. Her yaş grubundan 4. sınıf, 5. sınıf, 11. sınıfa kadar deneme sınavları yapılacak. Öğrenciler randevu alarak herhangi bir gün ve saatte ofisimize, okulumuza gelerek sınava tabi tutulacak. Hem kendilerini test etmiş olacaklar, seviyelerini görmüş olacaklar, hem de dereceye girerler ise, ilk 3'de olurlarsa, birinci öğrenci bir yıl boyunca ücretsiz full burs alacak, %100 burs alacak ve ücretsiz okuyacak burada. İkinci öğrenci %50, üçüncü öğrenci ise %25 burs alma imkanına sahip olacak. İlkokul 4'ten 11. sınıfa kadar her yaş grubu için 3 öğrenciye burs veriyoruz. Bunun için detaylı bilgi almak isteyenler bizimle iletişime geçebilir. Harika. Sizlere ulaştıklarında daha detaylı bilgi vereceksiniz. Efendim isterseniz son olarak şunu sormak istiyorum. Özellikle okulda alınan eğitim bu sınavlarda ne kadar yetersiz kalıyor ki böyle özel dersler almaları gerekiyor öğrencilerin? Şimdi bizi burada farklı kılan şöyle bir nokta var. Biz burada öğrenciye sadece bilgiyi değil, o bilgiyi sınavda nasıl kullanacağını da öğretiyoruz. Öğrenci tabii ki de okulda belli bir eğitimden geçmekte. Biz burada hem o eğitimi, o bilgiyi pekiştiriyoruz, hem de sınavda o bilgi nasıl karşısına soru olarak çıkıyor ve onu nasıl cevaplayacak, bunun da eğitimini veriyoruz. Hani hem eğitim sistemini öğrenci öğrenmiş oluyor, hem sınav sistemini öğrenmiş oluyor, hem de müfredatı öğrenmiş oluyor. Ve bu yüzden tabii ki de akademimizde aldıkları eğitim sınav sonuçlarını doğrudan pozitif bir şekilde etkileyebilmekte.